Organizasyonda konuşmacı olarak katıldım. Ben konuştuktan sonraki diğer konuşmacılar özellikle Türkiye'de süt ve süt mamullerini ihraç eden firmaların ciddi ve önemli temsilcileriydi. Onların yaptığı sunumları izlerken bir şey dikkatimi çekti arkadaşlar. Hani biz her programda şunu konuşuyoruz. Ya biz neden ihracat yapmıyoruz? Madem elimizde bir üretim fazlası süt var. Madem şu anda dünyanın en ucuz sütünü imal ediyoruz. Bunu bir şekilde ıslak mamule dönüştürüp de neden başka ülkelere satmıyoruz? Tam da zamanı değil mi diye hep serzenişte bulunuyorduk. İlginç bir şey söyledi bana. Avrupa Birliği kriterlerinde ürettiğimiz süt miktarı çok düşükmüş arkadaşlar. Yani somatik hücre, toplam bakteri, süt yağı, süt proteini gibi sütte bulunması gereken önemli kriterlerin çok düşük seyrettiğini yani çok ee, ihracata değer bir süt üretmediğimizi konuştular konuşmacılar. Peki o zaman madem böyleyse yani bizim bir sütümüz varmış ama kaliteli bir süt değilmiş. Bu defa iki soru aklımıza geliyor. Madem <laughs> Avrupalı ya da bizim ihracat yapacağımız ülkeler üst standartlarda bir süt istiyorlar da bizim ülkemizin tüketicisi alt standartlarda bir sütümü tüketiyor. Birinci soru bu. İkinci soru. Neden biz kaliteli süt üretmiyoruz? O zaman az önce 3. maddede işlediğimiz teşvik destekler yeterli mi maddesini hemen buraya ekleyelim. Madem bizim böyle bir sorunumuz var. Süt yağı, süt proteini, somatik hücre ve toplam bakteri konusunda analiz yapılmış ve satışa sunulmuş sütlerle alakalı teşvikle ve destekleri arttırsak ya. Yani bizim çiftçimiz şunu dese. Ya ben bu sağım hijyenine Mastitis'e özellikle mastitis aşısını yapsam, rapelini yapsam. Hayvanlarımı ayda bir Kaliforniya mastitis test diye bildiğimiz CMT testine tabi tutup hayvanlarında bir gizli mastitis var mı diye kontrol etsem. Meme başlıklarımı sağ e, temiz ve sağlam yapsam, asit ve alkali kullanımımı, efendim sağımhanenin yıkama suyu sıcaklığını kontrol etsem. Hayvanlarımın yatak konforunu düzenlesem, e, memeden kaynaklı problemleri çözsem de acaba 1.7'ye değil de 1.8'e ya da 1.9'a süt satabilir miyim gibi soru işaretini kafasında oluşturduğunuzda teşvik destek mekanizmasını bu yönde pozitif desteklemeniz durumunda evet işte o sanayicinin ihraç etmek için ihtiyacı olan sütü ürettiğimizde belki de bu sorunları daha güzel aşacağımızı düşünüyorum.